Değerli konuklar, başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere dün TUSAŞ'ta düzenlenen menfur saldırıda şehit olanlar ile birlikte tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Umut Yapan'ın kısa bir videosunu izleyeceğiz. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazlarsa zaferler kalıcı olmaz. Tam bağımsızlığın yolu ekonomik bağımsızlıktan. Ekonomik bağımsızlığın yolu da ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 10 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan ihracat ailesinin yeni bireyi olarak bu alanda özel sektöre yeni bir sonuç getirmek, başta COBİ'ler olmak üzere ihracatla tanışmamış firmaları dünyaya açmak, ihracat yapanları ise yeni pazarlara ulaştırmak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak, birikimlerini ve enerjilerini bu yolda harcamak isteyen iş insanlarını müfiyat çatısı altında bir araya getirdik. Çünkü bizler ihracatta kalıcı bir başarının bireysel olarak hareket etmek yerine kurumsal bir yapı altında güç birliği yoluyla mümkün olacağına inanıyoruz. Genel merkezi Bursa olan MÜTİAP zamanla şubeleşmeye giderek ulusal bir organizasyona dönüşecek. Kurumsal yapımızda ayrıca dış temsilciliklerimiz de olacak. MÜTİAP olarak firmaların ihracat konusunda ihtiyaç duyabilecekleri her desteğe erişebilecekleri, ihracatın tüm aşamalarında etkin ve alanında referans gösterilen bir organizasyon olmak vizyonuyla etkinlik ve projeler gerçekleştiriyoruz. İhracat Danışma Merkezimiz, Yatırım ve İşbirliği Merkezimiz ve Hukuk Merkezimiz ile üyelerimizin her an yanındayız. İhracatta yeni başarı hikayeleri yazmak isteyenlerin sinerjisi. Değerli misafirlerimiz, Uluslararası Ticaret İş İnsanları ve Yatırım Derneği UTIAP olarak Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği'nde düzenlediğimiz durgunluk dönemi için stratejiler başlıklı toplantımıza hoş geldiniz efendim. Davetimizi kabul ederek aramızda olan Kestel Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Erol Beyefendi'ye, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüz Sayın Hüseyin Şanverdi Beyefendi'ye, Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Emrah Yıldırım Beyefendi'ye, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve ALB Yatırım Baş Ekonomisti Sayın Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz Hocamıza, ALB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Barış Eniş Beyefendi'ye ve ALB Yatırım Şubeler Direktörü Sayın Ahmet Cevdet Topkuzun Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Bu toplantıyı birlikte düzenlediğimiz MUSAB'a Başkan Sayın Erol Gülmez nezdinde müteşekkiriz. İşbirliğinin açık yaklaşımları bizleri çok mutlu etmiştir. Şimdi programımızın açılış konuşmasını yapmak için UTIAP Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halil Coşkun Beyefendi alkışlarınızla sahneye alıyorum efendim. Buyurun. Değerli konuklar, Sayın Kestel Belediye Başkanımız Ferhat Erol Beyefendi, Sayın MUSAB Başkanımız Erol Gülmez Beyefendi, ALB Yatırım Danışmanlarına, Filiz Hocamıza, aynı zamanda Ahmet Bey'e, Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Davetlerimize icabet ettiler. Aynı zamanda Yıldırım Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ayşe Erkan Hanımefendi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Osman Yıldız Beyefendi'ye ve kurum ve kuruluşların değerli başkanları, temsilcileri ve UTIAP'ın kıymetli üyeleri ve misafirlerine hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, Uluslararası Ticaret İş İnsanları Yatırım Derneği UTIAP olarak Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ne işbirliğine
düzenlediğimiz durgunluk dönemi için stratejiler başlıklı toplantımıza tekrar hoş geldiniz. Sizleri yönetim kurulumuz adına saygılarımla selamlıyorum. Davetimizi kabul ederek aramızda olan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ALB Yatırım Baş Ekonomisi Sayın Doçent Doktor Filiz Elmaz hocamıza da aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Ve Uludağ Dış Ticaret Gümrük Genel Müdürümüz Hüseyin Şanverdi Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum. Bizleri burada kırmayarak davetimize icabet ettiler. Efendim, ülke olarak zor bir dönemden geçmekteyiz. Bir yandan yanı başımızdaki bölgesel savaş ve çatışmaların şiddeti giderek artarken diğer taraftan dünya genelinde pandemiyle başlayan durgunluk ve belirsizlik ekonomileri derinden etkilemeye devam ediyor bildiğiniz üzere. Gelişmiş ülkeler krizi aşmak için doğru adımlar atarken bizlerin de aynı minvalde doğru adımlara öncülük etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kötü gidişata dur demek ve Türk ekonomisini düze çıkarmak amacıyla 2023 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomi yönetimi tarafından enflasyonla mücadele ve merkezimize alan para politikalarına asli rolün belirli bir program uygulanıyor. Değerli misafirler, programın merkezinde iç talebin daraltılması ve döviz kurlarının düşük tutulmasının anti-enflasyonist etkisinden faydalanmakta bizlerin bulunduğu bir durum. Bu arada üretimin temel enerji girdileri olan elektrik ve doğalgaz ile lojistiğin temel girdisi olan akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışlar ile karşılaşıyoruz. Dolayısıyla talep enflasyonu bastırırken maliyet enflasyonunun da körüklendiği bir konjonktürden geçiyoruz. Diğer taraftan finansmana ulaşmak giderek zorlaşıyor. Uygulanan programla ekonominin yavaşlatılması planlanıyordu. Nitekim böyle oldu. Değerli misafirler, bu bağlamda ülke içi tasarrufları artırmaya, yastık altı kaynakları üretken yatırımlara dönüştürmeye odaklanmamız gerekiyor. Yerli üreticileri ihracat boyutunda cezalandıran, yerli yerine ithal girdiye yönlendiren eksik değerli döviz kur politikalarından bir an önce vazgeçilmelidir. Finansmana erişim kolaylaştırılmalıdır. Türkiye kayıt dışı ekonomiyle çok daha etkin mücadele etmeli. Düz çalışan sanayicilerimiz kayıt dışı çalışanların haksız rekabetinden korunmalıdır. Vergisini düzenli ve zamanında ödeyen sanayicilere SGK birimlerinde olduğu gibi 5 puanlık vergi indirimi getirilmesi bizce uygundur. Sanayi sektöründe istihdam daralması yılın geri kalan bölümünde derinleşecektir. İstihdamı korumaya yönelik ilave önlemler alınmalıdır. Değerli misafirlerimiz, Türkiye'yi bekleyen zorlu politika öncelerindeki yatırım, üretim, istihdam, ihracat zinciri ekseni referans alınmalıdır. Umarız ülkemiz 10 ekonomi arasına girecek çalışmalar bir an önce gerçekleştirir. Bugün değerli konuğumuz Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz ve ALB yatırım uzmanlarının ekonomik durum analizi hepimiz için ufuk açıcı olacağına inanıyorum. Değerli misafirler, gelmeden önce kendim de ayrıyeten birkaç notumu almıştım. Ama Filiz Hocam tabii ki daha detaylı bizlere aydınlatacaktır bu konularda. Durgunluk dönemleri ekonomik çevreler için zorlayıcı olsa da aynı zamanda fırsatlar sunan bir süreçtir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik bağımsızlık, ulusun bağımsızlığının teminatıdır söylemini bu dönemde dikkate almamız gerektiğine inanıyorum. Ekonomik bağımsızlık sadece bireysel girişimcilerin değil, tüm ulusun kalkınması için kritik bir faktördür. Bu bağlamda Atatürk'ün vizyonunu günümüzde gerçekleştirmek için yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duymaktayız. Bugün teknoloji ve yapay zeka, iş dünyasının geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Ünlü ekonomistlerden Joseph Schumpeter, yaratıcı yıkım kavramıyla ekonomik dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır. Durgunluk döneminde
yenilikli çözümler, teknolojik dönüşüm, firmalarımızın ayakta kalmasını sağlayacak en önemli araçlarındandır. Yapay zeka, iş süreçlerimizi optimize etmemize, müşteri ilişkilerini güçlendirmemize, aynı zamanda piyasa taleplerine daha hızlı cevap vermemize olanak tanımaktadır. Bu bağlamda yapay zekanın getirdiği verimlilik artışını sadece büyük işletmeler değil, KOBİ'lerimiz de benimsemektedir. Toplantımızda tartışacağımız stratejiler iş dünyasında rekabetçi kalabilmemiz için hayati önem taşımaktadır. Durgunluk dönemlerinde birlikte hareket etmenin, dayanışmanın ve bilgi paylaşımının gerektiğini her zamankinden daha fazla istiyoruz. Biz UTIAP olarak bu zor süreçte kabuğumuza çekilmedik, kabuğumuzdan çıktık. En zor süreçlerde biliyorsunuz bu önem arz ediyor. Aynı zamanda evet geçmişte yaşanan problemlerden dolayı STK'larımız da bu konuda çok güçlükle, sorunlarla karşılaşıyor. İnsanların artık belki de bu benim kendi söylemim ama tenzih ediyorum diğer STK'ları. Güven çok azaldı STK'lara. Bizler de bu süreçte sadece bir üyelerimizden bir bedel almak değil amacımız. Üyelerimize değerli hocalarımızın vermiş olduğu bilgiler ve değerli büyüklerimizin de bizlere önderlik ettiği bu süreçte ekonomiyi canlandırmak adına güzel faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sizler de bu süreçte belki bugün çok yoğundunuz ama buraya gelerek bizleri kırmadınız. Umuyorum ki inşallah bu program başarılı bir şekilde geçer. Herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Şimdi vakit kaybetmeden Nilüfer Organize Sanayimizin değerli başkanı Sayın Erol Gülmez Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle dün TUSAŞ'ta yapılan hain terörist saldırıda canlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yaraları da şifa versin. Dileklerimle başlıyorum. Coğrafya tabii ki kader arkadaşlar. Maalesef bizim bu coğrafyada işte böyle kaderimize düşen şeylerle yaşamaya çalışıyoruz. Öncelikle ben Sayın Belediye Başkanım, Sayın Dernek Başkanım, Müdür Belediye Hoca katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ve bize buluşturduğu için de ayrıca UTIAP'a çok teşekkür ediyorum. Kuruluş amacı için de çok güzel bir hedef seçmişler. Şimdi bölgemde 360 tane firma var. Genelde otomotiv ağırlıktayız. 3-4 tane tekstilde faaliyet gösteren firmamız var. Zülfiyar'a dokunmadan bölgenin fotoğrafını çekmeye çalışacağım. Türkçe misal edersem de affola. Şimdi maalesef yaklaşık işte 40 yıllık bir iş hayatında en kötü dönemlerimizi yaşıyoruz. Ben kendi işletmemden bu yıl 145 çalışanımla yollarımı ayırmak zorunda kaldım. Çok üzücü bir şey. Ve yaklaşık bölgemdeki çalışan firmalardan da 6000 civarında bir çalışanımız, mavi yakalı, beyaz yakalı, ki beyaz yakalı daha ağırlıkta bunların içinde iş yerlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Şimdi dedim ya, Zülfiyar'a dokunmamaya çalışacağım. Bir kere bu dönemde Bakanımız Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomik programı da doğru bulan bir iş insanıyız. Ama neden bu kadar acı bir reçeteyi uygulamak zorunda kalıyorlar? İş insanları ve yatırımcılar platformu ve Lüfer Organize Sanayi Bölgesi'nin değerli üyeleri. Kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşların ve sektörün kıymetli temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar. UTIAP ve LUSAP bünyesinde gerçekleştirilen durgunluk dönemi için stratejiler istişare edeceğimiz bu buluşmaya katılmaktan memnun duyuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere dünya ekonomileri özellikle gelişmiş ekonomiler için durgunluk alışılagelmiş bir durumdur. Günümüze kadar birçok kez çeşitli nedenlerle durgunluk yaşayan küresel ekonomi
yakın dönemde yaşadığımız COVID-19 salgınının ve çevremizde yaşanan savaşlar gibi elim hadiselerin yıkıcı etkisi nedeniyle ciddi bir resesyon dönemine girmiştir. Talepteki gerilemeye bağlı arzın yavaşladığı, işsizliğin arttığı, ekonominin giderek küçüldüğü böyle dönemlerde enflasyon ve faiz oranı hızla artarken yatırım ve istihdam harcamaları azalmaya başlar ve piyasadaki belirsizlik tüketiciden işletmelere, banka ve finans sektöründen yatırımcılara kadar her kademedeki ekonomik birimi çarpan etkisiyle endişeye sürüklerken harcama alışkanlıklarını da yavaşlatır. Hükümetler ise bu durumda istihdamı, üretimi, ticareti arttırmak ve enflasyonla mücadele etmek için çeşitli makroekonomik araçlarla kriz yönetimine başvururlar. Ayrıca Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlamak sevinci içerisinde sizleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutluyorum. Teşekkür ederim. Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi'ye plaketini vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halil Coşkun Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum efendim. Sahnelerini veren Sayın Belediye Başkanımız Ferhat Erol Beyefendi ile onursal üyelik belgesini takdim etmek için sahneye davet ediyorum. Bugün kendileri konuşmak istemedi ama yine bir iki dakika kendilerine söz hakkı vermek isterim. Sonra da üyelik takdim. Program yoğunluğundan dolayı hem burada da fazla bölmemek için konuşma talep etmemiştim ama sadece belediye başkanı olarak değil, bir iş adamı olarak da karşınızdayım. İhracat yapan bir firmamız da var. Bugün tabii dernek yönetimi bizleri ziyaret ettiklerinde bundan enerjisinden, vizyonundan çok etkilendik. Yapacağımız ilk programı eşlik ettiğinden keyif alırız dedik. Bunu da programımızın içine ekledik. Keyifle buradayız. Değerli ağzınıza saygıyla selamlamış olayım burada. Birçok açıklamalar teknik konularda yapıldı. Çok büyük bir sıkıntı içinden geçen bir dünyadaki ekonomi var. Fakat ülkemizdeki farklı yaşanan bir pandemiden sonraki deprem bir de unutmamamız gerekiyor. Bazı ülkelerde deprem olduktan sonra 2 yıl içinde harekatı kaldıramayan bir durumdan 1 yıl içinde 100 bin konutu bitiren 2. yılında tamamen eksiklerin tamamlandığı bir ülke ekonomisiyle o zamanla yarışıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Duran bir dönemdeyiz. Bunu fırsata çevirecek bütün materyaller bizim elimizde var. İnşallah bunu fırsata çevireceğiz. Ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Dünkü olayda şehit düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Oradan çıkan arkadaşımızın bir konuşması var. Dünden beri aklımda. Hainlere inat, tüm düşmanlara inat. Çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Hürmetimizi saygıyla selamlıyorum. Onursal üyeliklerle alakalı derneğimizin ciddi çalışmaları var. İlk onursal üyemiz Sayın Nilüfer Çeviker hanımefendiydi. Sayın Başkanımız Erol Beyefendi de bizleri kırmadı. Derneğimize vermiş olduğu katkılarından dolayı kendilerine takdim ettiğimiz onursal üyeliğin içinde ayrıca teşekkür ederim. Ve Ferhat Bey'i biz yakın zamanda ziyaret ettik. Kendisinin bizleri çok sıcak karşılamasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Allah sayılarını artırsın böyle kişilerin. Çünkü bizim için önemli olan sıcak temaslar ülkemize de yansıyor, milletimize de yansıyor. Bu hususta diğer belediye başkanlarımıza da örnek olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi UTYAP'ın üyelik belgelerini almaları için Yadigar Ela Karaman, Yunus Emre Kızılosman, Ceren Engin, Fatih Engin, Şükrü Kaya, Hakan Taş, Hasan Erirgen. Buyurun efendim, böyle alayım sırasıyla sizleri. Yunus Emre Ünsal, Bilal Özden,
Yunus Emre Şimşek, Alper Yenice. Arkadaşlarımıza üyelik belgelerini vermek için tekrar sevgili belediye başkanımızı sahneye davet ediyorum. Efendim buyurun. Hüseyin Bey, Erol Gülmez Bey, sizleri de sahneye alabilir miyim üyelik belgelerini takdim etmek için efendim? Bu yolda başarılara imza atacak ve fikirlerini önemsediğimiz üyelerimizi de aynı zamanda network çalışmalarında bir araya geliyoruz zaten kendileriyle. Kendilerini onur etmek açısından böyle toplantılarda belgelerini takdim etmek istedik. Bu onlara da derneğimizin bilgilerini zaten arkadaşlarımız bu hususta bilgilendiriyorlar faaliyetlerini. Eğer üye olmak isterlerse arkadaşlarımız bu konuda yardımcı olacaklardır. Biliyorsunuz ki derneklerin en önemli amaçlarından bir tanesi de sivil toplum örgütlerinin topluma yönelik çalışmalarda birlikte hareket etmektir. Birlikten de güçlük doğacağı için güçlü olmamız gerekiyor. Bu hususta da önem veriyoruz bu üyelerimize ve kendilerine katkı sunmak açısından ekonomik bilgiler veriyoruz. Aynı zamanda büyüklerimize davet ederek, onları onur ettirerek ve birlikte çalışmalar gerçekleştirmek için projeler üretiyoruz. Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. Evet, daha yeniyiz ama inşallah ileride ismimizi herkes duyacak, herkes bilecek. Çalışmalarımızla öne çıkmayı arzuluyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Başlıklı toplantımıza 10 dakika ara veriyoruz. İkinci yarıda çok önemli konuklarım ve konularımız var. Lütfen bizleri yalnız bırakmayın efendim. 10 dakika sonra buradayız. Evet efendim. Tekrar ikinci yarı programımıza hoş geldiniz diyorum. Sevgili konuklarımız, Ütüyap TR olarak derneğimizi bütün sosyal medya sayfalarından, Twitter'dan olmak üzere takip edebilirsiniz. Üye olmak isteyen kişilerimiz, dışarıda masada görevli arkadaşlarımız var. Onlardan formları alıp doldurabilirsiniz. Aynı şekilde dijital formda da başvuruda bulunabilirsiniz. O konuda arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır. Şimdi kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz efendim. ALB Yatırım Baş Ekonomisti, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi, Değerli Hocam, Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz Hanımefendi'yi konuşmaları yapmak için sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Evet, UTIAP Başkanı, çok değerli Başkanı Halil Coşkun Başkanı, NOSAD'ın çok değerli Başkanı Erol Gülmez Bey ve hem NOSAD'ın hem UTIAP'ın çok değerli üyeleri, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayrıca davetleri için değerli Başkanım Halil Coşkun'a çok çok teşekkür ediyorum. Biz ALB Yatırım olarak ve değerli ekibimizle birlikte bugün buradayız ve bu durgunluk döneminde sizlere, şirketimize nasıl yardımcı olabiliriz bu konuda sizinle bilgiler paylaşmak istiyoruz. Şimdi genel ben aslında biraz makro perspektiften bakacağım. Hem şu anki ekonomik durum nedir ve yakın vadede ekonomide biz ne bekliyoruz ve bu beklenti içinde yakın vadede şirketlerimizi bu durgunluktan koruyabilme adına, tasarruflarınızı koruyabilme adına, daha doğru, daha rasyonel yatırım yapabilme adına ne gibi adımlar atabilirsiniz? Bugün aslında size biraz bunlardan bahsedeceğim. Tabii bundan bahsederken biraz ekonominin son durumuna değinerek başlamak istiyorum. Elbette ki şurası kuşkusuz. %8,5'tan %7'ye getirilen bir faiz var. Biraz önce çok değerli NOSAP Başkanım Erol Gülmez Bey çok güzel ifade etti. Aslında benim söylediklerimi çok net bir şekilde, size özet bir şekilde ifade etti. Şimdi bir fatura var, acı fatura var ve bu faturaya katlanmak zorundayız. Bu acı faturayı toplumda, büyüme tarafında, paydaşlarda en net hisseden taraf sanayi tarafı, daha alt detayda imalat tarafı demek hiç yanlış olmaz. Son gelen imalat PMI çok önemli bir ekonomik büyüme öncü göstergesidir. 44'lere kadar geriledi ve 42'nin altına inme demek ekonomide bir resesyon göstergesi demektir. Ve öyle bir gerileme gösterdi ki pandemiden bu yana en düşük seviyeye kadar geldik. Yani Mayıs 2020'den bu yana biz en düşük yere geldik sanayi tarafında. Dolayısıyla göstergeler bize şunu gösteriyor. Sanayi tarafı, imalat tarafında işler hiç iyi gitmiyor. Peki neden hiç iyi gitmiyor? İçeride de durgunluk var. İç talepte Haziran'dan itibaren faiz artışlarının tüketici üzerindeki olumsuz etkilerini görmeye başladık.
Zaten ana ihracat pazarımız Avrupa tarafında da bir durgunluk var. Evet, faiz indirimleri var orada ama istenir düzeyde değil. Şimdi onlara da değineceğim. Dolayısıyla Avrupa'dan artık çok medet beklememek lazım. Avrupa çok güçlü faiz indirse bile Avrupa'nın demografik yapısı, nüfusla alakalı problemleri, Amerika'ya ve Çin'e göre inovasyon yapısının geride kalması, yapay zekayı daha az kullanıyor olması gibi nedenlerle Avrupa'dan artık medet beklememek lazım. Bunu çok net söyleyeyim. Dolayısıyla bugün burada bize düşen birinci mesaj şu. Yakın vadede iç talebe güvenli olmamız lazım ve yeni ihracat pazarlarını tüm şartları zorlayarak, bunun çok kolay olmadığını biliyorum. Makro düzende de biliyorum, mikro düzende de biliyorum ama ne yapıp yapıp biraz önce çok değerli başkanım da ifade etti. Bunun yollarını aramak zorundayız. Dolayısıyla imalat PMI bize gösterir. Şimdi imalat PMI'nin alt detayları var, alt say. Üretim ve istihdam özellikle burada çok çarpıcı. Üretim tarafında son 6 aydır çok ciddi bir düşüş var ve Mayıs 2020'den bu yana en ciddi düşüşü görüyoruz. Geldik istihdam tarafına. İstihdam tarafında da Nisan'dan bu yana en sert gerilemeyi görüyoruz ve imalat PMI'nin 10 tane alt sektörü var. Bu 10 alt sektörün tamamında da istihdamda gerileme var. Şimdi işsizlik datası biraz geriden gelir. Dolayısıyla bu veri, yani imalatın istihdam alt endeksi bize şunu çok net gösteriyor. İşsizlikte çok büyük artışlar olacak. Fakat bunu normalde karşılamak lazım. Çünkü uygulanan bir sıkı para politikası var. Bir yıl itibariyle aslında bu normal. Fakat anormal olan taraf şu oldu. Şimdi dünyanın her yerinde para politikasını uyguladığınız zaman etkiler geç ortaya çıkar. Ve ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu etkiler büyüyerek devam eder kar topuyla. Türkiye'de de yaşadığımız şey bu aslında. Bu açıdan yine Erol Başkan'ıma katılıyorum. Uygulanan politikalar doğru politikalar. Eğer bir yanlışlık, bir hata arayacaksak bir önceki ekonomi yönetimi döneminde yapılan hatalar kaynaklı olarak biz bu acı faturalara katlanmak zorunda kalıyoruz. Yani Türkiye'de enflasyon bu kadar 85,5'lara çıkmamalıydı, bu kadar büyüme öncelenmemeliydi. Ve rekabetçi kur yaratma belli düzeyde aslında bir miktar hata oldu demek çok yanlış olmaz. O açıdan uygulanan politikaları özellikle para politikası kanadında doğru bulduğumu söyleyeyim. Fakat maliye politikası kanadı biraz tartışılabilir. Gelen raporlara baktığımızda maliye politikası kanadı, bakın tasarruf paketleri açıklanıyor. Vergi tarafında gelirler politikasına yönelik enflasyonla mücadele açısından adımlar var. Fakat örneğin IMF en son bir rapor açıkladı, diyor ki Türkiye'de enflasyonla mücadelede para politikası üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor ama maliye politikası tarafı henüz yeterince kısıtlamacı değil. Hala genişlemeci görünüyor. Bu işin üçüncü bacağı yapısal reformlardır. Biz henüz oralara bile gelemedik. Dolayısıyla faiz artırarak elbette ki hiç kuşkusuz enflasyonla mücadele etmeniz mümkün değil. Maliye politikası kanadı, yapısal reformlarla mücadele etmeniz lazım. Bir de şöyle bir handikap var Türkiye'de. Para politikası kanadı ya da etkileri yeterli hissedilemiyor Türkiye'de. Bunun en önemli sebebi şu, bir güven açığı var. Bakın çok liyakatlı Merkez Bankası Başkanı, başkan yardımcıları var. Çok doğru işleri yapıyor ama insanlar diyor ki biz TÜİK'in açıkladığı enflasyona güvenmiyoruz. Merkez Bankası'nın hedeflerine de güvenmiyoruz. Bu nedenle hali halkı, iş dünyası tarafında enflasyon beklentileri çıpalanamıyor, düşemiyor. Dolayısıyla da iş dünyası örneğin bakıyoruz bir yıl sonrası için %51 bekliyor. Fiyatlamayı %51'e göre yapıyor. Dolayısıyla bir TÜİK'e güvenin sağlanması lazım. Burada birinci adımın bu olması lazım. Bu adım yapılmadığı sürece Türkiye'de para politikası kanadında istediğimiz sonuçları biz alamayacağız. Gelelim bir diğer öncü göstergeye. Sanayi üretim endeksi. Bakın depremden bu yana yıllık bazda en güçlü düşüşü aldık son rakamda. Aylık bazda %1.6'lık düşüş var. Bakın yıllık bazda şurada görüyorsunuz deprem etkisini. Neredeyse oraya yaklaşmışız. Sanayi tarafı çok net bir şekilde acı faturayı, diğer paydaş acı faturada dar gelirli yoksul gelirli kesim, asgari ücretle çalışan memur emekli tarafında da bir diğer acı faturaya katlanan ağır şekilde kesim de burası. Bu iki kesimde çok ciddi bir baskı görüyoruz. Ama bir an itibariyle hep söylüyorum, bu çok şaşırtıcı bir durum değil. Şimdi gelelim, ben bugün biraz size yakın vadede ekonomik büyüme nasıl gider? Dibi gördük mü? Dibi ne zaman göreceğiz? Ne zaman toparlanırız bu uygulanan politikalarla? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi en son ikinci çeyrek büyüme datalarını aldık. Yıllık %2,5, çeyreklik %0,1 büyüdük. Beklentinin altında büyüdük. Yıllık %3,2 bekliyorduk. Çeyreklik olarak %0,7 bekliyorduk. Şimdi bir kere birçok kanalda işlerin iyi gitmediğine dair algı ikinci çeyrekte başladı. Biz ikinci çeyrekte bunları görmeyi beklemiyorduk. Bakın borsadan tutun. Büyümeye dair, sanayideki daralmaya dair bunu görmeyi beklemiyorduk. Piyasanın moralini bozan taraf burası oldu. Biz Türkiye'de uygulanan sıkı politikaların 3. çeyrek itibariyle
aslında ekonomide hissedilmeye başlanacağını, dördüncü çeyrekte faiz indirimleri geleceğini Eylül, Ekim, Kasım gibi ve ekonominin ufak ufak toparlanarak yumuşak iniş dediğimiz senaryoyla yolda devam edeceğini düşünüyor. Hiç öyle olmadı. İkinci çeyrekte özellikle üretim kanadını, bakın sanayi tarafını şimdi size şurada göstereyim. Bakın sadece tek daralan sektör sanayi sektörü.